24 Ocak ve 27 Aralık depremlerinden dolayı oluşan hasarlarda TOKİ'nin kısa süre içerisinde evlerde teslim etmesinden dolayı binaları boşalttılar ve şu an yıkıma hazır hale geldi ağır hasarlı binalar. Şu an onların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şehrin birçok noktasında zaten şu an hala daha devam ediyor. Ve şu ana kadar 175.3'ten sonra 170 küsür bina yıkıldı ve yıkılmaya hala devam ediyor. Çevre ve Şehircilik'in şu an sahada kontrol olarak dolaşıyor ve hala da ağır hasarlı binaları tekrardan tespit ediyorlar. Bu aldığımız bilgiler doğrultusunda 200 küsür bina yine ağır hasara dönüyor. Onların da yıkımı zaten TOKİ büyük oranda evleri teslim etti, hala da etmeye devam ediyor ve ayın 20'sine kadar, Ocak 20'ye kadar da anahtarlar teslim edecek. Yıkımlar daha hızlı bir şekilde devam ediyor şu an. O sürece kadar da devam edecek. Binaların yıkım süresi ebatına, metrekare büyüklüğüne göre değişiyor. 2500 metrekare, 3000 metrekarelik binaların yıkımı bir hafta 10 günü buluyor. Ama şehrin ana arterlerinde oluşan binalar daha hızlı gece de çalışarak, mesai yapılarak 3-5 güne düşüyor. Ama şehrin muhtelif yerlerinde olan yıkımlar rutin bir şekilde devam ediyor. Depremi yaşadığım 24 Ocak gecesi ailemizle birlikte oturuyorduk. Ya bir anda zaten deprem oldu. O panikle hepimiz dışarı çıktık. Ondan sonra zaten bayağı soğuktu. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldık. Bizim evimiz orta hasar olarak belirlendi. Tabii ki depremden sonra tedbir aldık mı? Ya kendi çabamızca mümkün mertebe eş dost akrabaya geçtik. Belli bir süre sonra tabii ki herkes gibi biz de kendi evlerimizde geçtik. Artı olarak çalışmalar evet güzel. Elazığ'da çalışmaların devam etmesi güzel bir şey ama bunların bir şekilde hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım. İnsanların daha rahat yaşaması lazım. Yani 2 yıldır bu şehir halen depremin sancılarını çekiyor. Çalışmalar dediğim gibi şer'i şekilde bitirilebilir, yani daha hızlı bir şekilde yapılabilir. Ha, memnun muyuz? Kesinlikle memnunuz. Tabii ki bunlar bir an önce bitirilmesi lazım. Yani bunlara biraz daha hızlılık kazandırılması lazım.